Şimdi amaç sadece sıcak para olmaması lazım. Yani sıcak para gerekli. Belki önden de gelmesi açısından önemli. Öncü bir para ama yeterli değil. Bize sıcak, soğuk, ılık, hatta donuk para ne varsa bize para lazım. Kaynak lazım, dış kaynak lazım. Ve bu dış kaynağın hepsini de borçlanmamamız lazım. Yani borçlanarak borçlanmanın sonu yok. Yani sonu var aslında. Yani şu anda işte milli gelirin %50'sine ulaşmış dış borçlar. Bunu %70'e çıkartamazsınız. Tehlike sınırı. 80-90 zaten batmış olursunuz. Dolayısıyla bu dış borçları da fazla artırmadan dış kaynak sağlamamız lazım. Bunu mümkünse sermaye yatırımları yoluyla gerçekleştirmemiz lazım. Bir de asıl bizim yerli sermayeyi harekete geçirmemiz lazım. Yerli sermayeler yurt dışında yatırım yapıyor. Portföy yatırımı yapıyor. Doğrudan yatırım yapıyor. Yerli sermaye sermayesini kaçırıyor. Sermayesini mala kaçırıyor. Toprağa gömenler var. Gayrimenkule kaçırıyor. Yani kaçınıyor. Göstermekten kaçınıyor. Dolayısıyla ekonomi yönetiminden ne beklenir? Ekonomi yönetiminden ekonomiyi kredibil şekilde yönetmeleri beklenir. Bir Türkiye treni yeniden kaldırmaları lazım. Bir makas değişikliğine ihtiyaç var. Seçimle beraber buna siyasi olarak niyetlenildiği anlaşılıyor. Normale dönüyoruz. Dolayısıyla makas değişikliği tamam. Yeni bir rotaya girdik. Bu rota boyunca bizim treni kaldırıp hareket ettirmemiz lazım ve bu yol ve rota işte ne diyeyim yani normal yoldan olması lazım. Rasyonel yoldan olması lazım. Dolayısıyla credible ve kredileri çeken, parayı çeken, yatırımları çeken, iş yapmayı seven ve onların gelebileceği bir şey olması lazım, yol olması lazım. Dolayısıyla credible ekonomi yönetimi her şeyden önemli. Yani sermayeyi de çeker, iş yapmak için de kapınıza gelirler. İşte diyelim bu vize sorunu dahi hafifletir. Yani credible bir ekonomi yönetimi. Dolayısıyla doğru ekonomi yönetimi yapmak lazım. Bu anlamda atamalar gayet yerinde. Yani uluslararası camianın tanıdığı bir ekonomi bakanı, icraatlarıyla da tanınan birisi. Yanına bir bayan, kadın ve de aynı zamanda uluslararası finans çevrelerinden birisi. Gayet yani o zaman hedef Batı'dan para toplamak. Orta Doğu'dan parayı zaten toplama yöntemlerini biliyoruz. Borçlu alıyoruz zaten. Almaya da belki devam edeceğiz. Ama bunun yanına bir de Batı'dan sermaye çekebilirsek hakikaten Türkiye trenini kaldırmış oluruz. Tren hareket etmiş olur. O zaman kalkan bir trene de bazıları binmek ister. Yani batak ülke muamelesi yapmaz. Bir de yani batak ülkenin tanımını yapalım. Yani batak ülke hakikaten borca boğulan bir ülke. Bizim borca boğulmuş bir halimiz yok. Ama ödemeler dengesinde bir tehlikeli aşamaya doğru gittiğimiz doğruydu. Ama oraya gittiğimizi gördüğü için de zaten siyasi otorite bu dönüşü yapıyor bence. Yani dolayısıyla ne yapıldığını biliyor. Onun için de bu dönüş yapıldı. Dolayısıyla ödemeler dengesinde herhangi bir aksaklığa da bence yer verilmeyecek ve buradan dönülmüş olacak. Faiz de 20 ve üstü ancak Merkez Bankası'na yeni ekonomi yönetimine bir kredibilite sağlayabilir. Bir inandırıcılık aşılayabilir. Yani önce faizde kalın bir ayar ya da Servet'in dediği gibi bir önden yükleme, sonra ince ayar lazım. Kalın ayar nedir işte? Şimdiye kadar düzeltilmesi en fazla gereken yer faiz piyasası, faiz düzeyi. Bizim burada önce bir hakikaten ciddi bir faiz artırımı yapmamız lazım. Enflasyon kaçsa, önümüzdeki dönemde beklenen enflasyon kaçsa, tam onun düzeyinde olmasa bile ona yaklaştırmamız lazım. Ondan sonra piyasalardan gelecek tepkiye göre para sahiplerinin bu parayı bu faizden borç verme eğilimlerine göre bir ikinci ince ayar, bir üçüncü ince ayar daha yapılabilir. Ama
Yani burada bizim yarar görmemiz için kalın ayar lazım. Çünkü böyle kademe kademe yapar isek, yani küçük küçük adımlarla gider isek, bu Çin işkencesine döner. Yabancı yatırımcı da gelmez, yerli de gelmez. Yerli de ortaya çıkartmaz parasını. Niye? Çünkü yani bir sonucunu görelim bakalım. Faiz nereye kadar yükselecek? Kur nerede dengelenecek? Yani faiz daha da yukarı gidecekse kur belki de aşağı gelecek. Dolayısıyla bu son noktayı hem yerli hem yabancı sermaye görmek isteyecektir. Ona göre de portföyünü, işte sermayesini işin içerisine koyacaktır. Türkiye'ye getirecektir. Dolayısıyla kalın ayarla işe başlayıp ince ayarla devam etmemiz lazım. Bu çerçevede 20'nin üstü bir faiz artırımı beklerim.